Sabah haberle 9 Ocak Pazar sabahından mutlu sabahlar, günaydınlar değerli izleyenler. Yeni bir günde daha güncel gelişmelerle karşınızdayız. Ve dilerseniz haber bültenimizde hemen gelişmeleri sizlerle paylaşmaya başlayalım. Sayın seyirciler, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün temel sebebinin Rumların kendilerini efendi, Türkleri ise yok sayması olduğunu söyledi. Bakan Akar, biz Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Türkiye dostları için güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Karalamalarla bir yere varılamaz. Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz diye konuştu. Türkiye'deki basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs konusunda da değerlendirmeler yaptı. Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olmayı bir araç olarak kullandığını dile getiren Akar, Avrupa Birliği ülkelerini de Avrupa Birliği dayanışmasından dolayı mesele Yunanistan olduğu zaman hakkı, hukuku bir kenara bıraktığını belirtti. Akar, Avrupa Birliği'nin insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda çifte standartta hareket etmeyi bırakması gerektiğini de söyledi. Batı Trakya'da Türk kimliğinin inkar edildiğini dile getiren Akar, bu bölgedeki mantığın Kıbrıs için de geçerli olduğunu ifade etti. Akar, Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün temel sebebi oradaki Rumların kendilerini efendi, Türkleri yok sayması. Bunu da Avrupa Birliği görmezlikten geliyor diye konuştu. Bütün bu uygulamalara rağmen Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının açık olmasını arzuladıklarını vurgulayan Akar, olaylara siyasal ve barışçıl yol ve yöntemlerle çözümler bulmayı istediklerini kaydetti. Akar, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın teminat olmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi. Biz Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Biraz önce söylediğim gibi kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Herkesin sınırlarına, toprak bütünlüğüne, siyasal bütünlüğüne ve egemenliğine, bağımsızlığına, haklarına biz saygılıyız. Ve Türkiye diyoruz, dostları için, müttefikleri için güvenilir, güçlü, etkin bir müttefiktir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım diyoruz. Bu karalamalarla bir yere varılamaz diyoruz. Bütün bu iyi niyetlerimizi, iyi niyetimizi ortaya koyduktan sonra da yanlış anlaşılmasın diyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu kadar iyi niyetliyiz ama aynı zamanda bizim ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna da muktediriz diyoruz. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'ta barışın ve huzurun hakim olmasını istediklerini dile getirerek, Türkiye garantördür. Garantörlük hakkımızı bugüne kadar yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz dedi. Ve sağlıktaki gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, artan COVID-19 vakalarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de omikron varyantıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlendiğini ifade ettiği konuşmasında, vaka artışının temel sebebi omikron varyantının bulaşıcılığının yüksek olmasıdır. Bununla beraber bireysel tedbirlere riayet edip yüksek aşı oranı ve hatırlatma dozlarını ihmal etmeyerek artışın önüne geçilebilir dedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık çalışanları kadar halkın da sağduyuyla hareket ederek kişisel tedbirlere dikkat etmesi, kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınması ve hatta her bireyin temaslıymış gibi korunarak hareket etmesinin ayakta kalmak için elzem olduğunu belirtti. Tatar, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de omikron varyantı ile birlikte vaka sayılarında ciddi oranda artış gözlemlendiğini kaydederek, vaka artışının temel sebebi omikron varyantının bulaşıcılığının yüksek olmasıdır. Bununla beraber bilim insanlarının önerisi doğrultusunda bireysel tedbirlere riayet edip yüksek aşı oranı ve hatırlatma dozlarını ihmal etmeyerek artışın önüne geçilebilir dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yürüttüğü ulusal aşı programı ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri sayesinde salgınla başarılı bir şekilde mücadele edildiğini belirtirken, bireysel tedbirlere uymaya devam etmenin, daha da önemlisi maske kullanmanın öneminin omikron varyantı ile
daha da iyi anlaşıldığına dikkati çekti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yetkilileriyle de gerçekleştirdiği görüşmelerde altını çizdiği gibi maske kullanımına ve kişisel tedbirlere uyulmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve tüm sağlık çalışanlarına çağrıda bulunup sağduyuyla davranma zamanı olduğunu ve bu nedenle kurallara harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatarak, 2 yıla yakın bir süredir özveriyle çalışan tüm sağlık personeline de tekrar teşekkür etti. Ve şimdi de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Güney Kıbrıs ve hem de Türkiye'deki güncel COVID-19 vaka sayılarıyla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 22.483 test yapıldığını, 841 pozitif vakaya rastlandığını, 743 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Vakalardan 356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255 kişi Gazi Mausa, 43 kişi Güzelyurt, 47 kişi İskele, 19 kişi Lefke bölgesinde tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 152.238 test sonucunda 3.959 yeni vaka belirlendi, 4 kişi de hayatını kaybetti. Türkiye'de ise son 24 saatte 418.264 COVID-19 testi yapıldı, 66.237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. Evet değerli izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu 23 Ocak'ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimiyle ilgili kamuoyu yoklamalarının dün itibarıyla hiçbir şekilde yayınlanamayacağını, ilan edilemeyeceğini ve dağıtılamayacağını kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az 15 gün öncesine kadar yayımlanabileceğini, 15. günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağını, ilan edilemeyeceğini ve dağıtılamayacağını duyurdu. Açıklamada Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığıyla yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı kaydedildi. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olup eylemlerin sonlandırılmasına yönelik davetiyle gerçekleştirdikleri görüşme neticesinde bazı konularda uzlaşmaya varıldığını, bazı konularda da uzlaşıya yönelik adımlar atıldığını belirtti. Şeherlioğlu, 10 Ocak tarihi itibarıyla devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlere yemek hakkının verilmeye başlanmasını ve teknik kurulun yapılması durumunda sendikanın poliklinik eyleminin askıya alınacağını kaydetti. Tıp İş Genel Sekreteri Dr. Erol Şeherlioğlu, Sendika Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada 6 Ocak tarihinde Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olup eylemlerin sonlandırılmasına yönelik davetiyle Başbakanlıkta gerçekleşen görüşme neticesinde bazı konularda uzlaşmaya varıldığını, bazı konularda da uzlaşıya yönelik adımlar atıldığını belirtti. Şeherlioğlu, 10 Ocak tarihi itibariyle devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin yemek hakkının verilmeye başlanacağı, yine aynı tarihte teknik kurulun yapılması konusunda söz alındığını ve bu iki sorunun çözülmesi durumunda sendikanın poliklinik eyleminin askıya alınacağı konusunda başbakana sözlü taahhüt verildiğini aktardı. Tıp İş Genel Sekreteri Şeherlioğlu, mali konuları içeren talepleri doğrultusunda Başbakan'ın girişimiyle 11 Ocak tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ile mali konuları görüşeceklerini, görüşmelerde alınacak sonuçlara göre kurullarla ilgili alınan eylem kararlarının yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Erol Şeherlioğlu, hali hazırda devam eden temaslı personelin çalıştırılmaması kararlarının geçerliliğini koruduğunu da belirtti. Kamu İşçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nı önceki gün Gazi Mausa'da yaşanan darp gibi olaylara karşı önlem almaya çağırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu,
Gazi Mausar Devlet Hastanesi'nde yaşanan darp olayı üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası adına yazılı açıklama yaptı. Hastanelerde yaşandığını savunduğu kuralsızlık ve sistemsizliğin vatandaşla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiği görüşünü ifade eden Serdaroğlu, hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nı bu tür olaylara karşı önlem almaya çağırdı. Ahmet Serdaroğlu açıklamasında "Yeter artık, kurallarınızı koyun, sisteminizi korun. Bu sistemsizlikle sağlık çalışanları ile vatandaşları karşı karşıya getiriyorsunuz. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nde yaşananlar da aslında bunun bir örneğidir" ifadelerini kullandı. Serdaroğlu, hastanedeki yoğunluklarının önüne geçmek için sağlık ocaklarının daha aktif bir hale getirilmesi gerektiğini de belirterek, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerdeki yoğunluğu hafifletmeleri için bir an önce önlem alması gerektiğini ifade etti. Sevgili izleyenler, narkotik ve kaçakçılığı önleme ekipleri Çatalköy'de bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucundaysa bir evde satışa hazır paketler halinde toplam 312 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili olarak iki kişi ise tutuklandı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalköy'de gerçekleştirilen çatal operasyonu sonucunda bir evde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki bir kişinin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır paketler halinde yaklaşık 212 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gram ağırlığında sentetik kanabiyonit türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7.300 Türk lirası nakit para bulundu. Açıklamada bahse konu şahısla meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 31 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığı ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı gençler için önemli bir projeye daha imza attı değerli izleyenler. Gençlerin müzik ve görsel sanatlara ilgisini artırmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası oluşturuluyor. Bu amaçla dün tanışma ve dinleti etkinliği gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Cumhurbaşkanlığı'nın girişimiyle ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası oluşturma amacıyla tanışma ve dinleti etkinliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında yer alan etkinliğe çok sayıda genç müziksever yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, ülkedeki çocukların çok sesli müziğe ve görsel sanatlara olan ilgi ve beğenisini artırmak amacıyla kurulacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Çocuk Senfoni Orkestrası ile gelecek kuşaklara önemli bir ortam hazırlayarak ülkedeki tüm çocuklara fırsat eşitliği yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Kofalı, ülke çapında 6. 7. ve 8. sınıflardan öğrencileri kapsayan ve Cumhurbaşkanı'nın büyük önem verdiği bu anlamlı proje için somut çalışmaları başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü temsilcisi Ali Osman ise önemli bir projeye adım atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek müzik ve sanat adına çok güzel işlere imza atılacağına inanç belirtti. Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, görme engellilerin sorunları için farkındalık oluşması ve engellerin azaltılması için somut adımların atılması gerektiğini belirtti. Suay, engelsiz merkezinin inşaatını tamamladıklarını ve açılışını da önümüzdeki hafta yapacaklarını kaydetti. Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay yazılı açıklamasında Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası'nı misyon ve vizyonların ortaya konulduğu en önemlisi farkındalık oluşması noktasında fırsat olarak kabul ettiklerini kaydetti. Beyaz Baston'un bir görme engellinin eli ayağı, gözü kulağı olduğuna işaret eden Suay, Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşması ve engellerin azaltılması için somut adımların atılması gerektiğine inanıyoruz dedi.
Sarı şerit rehber yolların beyaz baston kullanıcıları için güvenli güzergahın göstergesi olduğunu belirten Ömer Suay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile yaptıkları işbirliği sonucunda periyodik aralıklarla belirli noktalara sarı şerit rehber yolları uyguladıklarını ifade etti. Ömer Suay, engelsiz merkezinin inşaatını tamamladıklarını da ifade ederek açılışını önümüzdeki hafta yapacaklarını kaydetti. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 8.15'i gösteriyor ve sabah haberde şimdi sırada gazete manşetleri var. Dilerseniz Kıbrıs Türk basınında bugün gazete manşetlerinde hangi gelişmeler yer alıyor? Bugünün gündemi nasıl kurulmuş? Hep birlikte bakalım. 9 Ocak Pazar gününe ilişkin olarak Avrupa Gazetesi ile başlıyoruz efendim. Avrupa Gazetesi, Türkiye'de 250 bin veya 500 bin dolar veren vatandaş oluyor şeklinde bir haber paylaştı. Özellikle Türkiye'deki vatandaşlıkla ilgili yapılan düzenlemelere değiniliyor Avrupa Gazetesi'nde. Detay ise şöyle aktarılmış: Türkiye'de daha önce Türk lirası karşılığıyla olan vatandaşlığa kabul edilme uygulamasında değişiklik yapıldı ve dövize geçildi dedi Avrupa Gazetesi. Buna göre en az 500 bin dolarlık yatırım yapanlar ya da 250 bin dolarlık ev alanlar vatandaşlığa geçebilecek dedi Avrupa Gazetesi ve bu şekilde manşet haberini paylaşmış oldu. Türkiye'deki vatandaşlık düzenlemeleri üzerinden ve bir sonraki gazeteyle efendim devam ediyoruz. Bir sonraki gazetemiz Kıbrıs Gazetesi olacak. Kıbrıs Gazetesi bakalım bugün hangi gelişmeleri paylaşmış ön sayfadan. Canımız yandı şeklinde bir trafik kazası haberi paylaşıyor Kıbrıs Gazetesi değerli izleyenler. Dört Yol Köyü yakınlarında dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Yeni Boğaziçi'nin sevilen isimlerinden Erman Kuşaf hayatını kaybetti. 31 Aralık'ta Girne'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Arsalan Ul Hak'ın da kurtarılamadığı açıklandı. Canımız yandı başlığıyla aktarıyor Kıbrıs Gazetesi. Her iki trafik kazasında da maalesef ki ölümler gerçekleşti. Ve detaylar aktarılıyor trafik kazalarıyla ilgili olarak. Yoldan çıktı, ağaca çarpıp devrildi başlığı var. Yeni Boğaziçi'li Erman Kuşaf dün sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kuşaf'ın kullandığı GD-043 plakalı araç sabah saat 00.05 sıralarında Dört Yol Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 1,5 metre derinliğindeki tarlaya düştü ve bir zeytin ağacına çarparak devrildi. Yeni Boğaziçi'nin sevilen esnaflarından olan 42 yaşındaki Erman Kuşaf olay yerinde hayatını kaybetti. Kuşaf dün öğleden sonra kılınan ikindi namazının ardındansa Yeni Boğaziçi mezarlığına defnedildi deniliyor. Kıbrıs Gazetesi'nin aktardığı detaylar bu şekilde. Ve bir diğer trafik kazası haberiyle devam ediyoruz. Ecele bir hafta direnebildi başlığı var bu detay için. Girne'de 31 Aralık 2021 tarihinde kaldırım üzerinde yürürken 92 miligram alkol tesiri altında bulunduğu bildirilen 22 yaşındaki Bilge Kaan Baş'ın kullandığı HF-292 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki Arsalan Ulhak da bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Girne Doktor Suat Günsel Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan Hak'ın önceki gün yaşamını yitirdiği açıklandı. Trafik kazaları nedeniyle iki genç insanın hayatını kaybetmesinin ülke genelinde büyük üzüntüye yol açtığı da ifade ediliyor değerli izleyenler. Kıbrıs Gazetesi de bu şekilde paylaşmış oldu iki trafik kazası haberini ve bu kazalar sonucunda gerçekleşen ölümleri. Ve sürmanşete doğru ilerliyoruz. Sürmanşette ise Covid-19'a ilişkin bir haberle devam edeceğiz. Şimdi de Deltakron varyantı çıktı diyor Kıbrıs Gazetesi. Omikron varyantının ardından şimdi de Deltakron varyantı çıktığına değiniliyor. Alfa, Beta, Delta, Delta Plus, Gamma ve Omikron derken Güney Kıbrıs'ta Delta ve Omikron varyantlarının birleşiminden oluşan yeni bir türün keşfedildiği öne sürülüyor. Gazetenin aktardığına göre detayları iç sayfalarda olacak. Dilerseniz takip edebileceksiniz ama Deltakron varyantı çıktığına işaret ediliyor Güney Kıbrıs'ta.
Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarı Başkanı Leontios Kostrikis, laboratuvarlarda yapılan araştırmalarda delta genomlarının içinde omikrona benzerlik gösteren genlerin keşfedildiğini kaydederek bu varyantın diğerlerinden oldukça farklı olduğunu ifade etti. Kostrikis, deltakron varyantının dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının oldukça olası olduğunu söyleyerek bu keşfin küresel bir ilgiye sebep olabileceğini de dile getirdi diyor Kıbrıs gazetesi bu şekilde. Ve ayrıca dünkü vaka sayılarını da aktarıyor Kıbrıs gazetesi. Kuzey Kıbrıs'ta 841 vaka kaydedilirken Güney Kıbrıs'ta ise 3959 güncel COVID-19 vaka sayısı kaydedilmiş oldu son 24 saat içerisinde. Artık binli rakamları görmeye başladık COVID-19'da yaşanan artış dolayısıyla. Ve logo kenarına geçtik şimdi sayın seyirciler, Kıbrıs gazetesindeki 3. haberimiz olacak. Bugün itibariyle anket sonucunun açıklanması yasak başlıkta bu şekilde veriliyor. Yüksek Seçim Kurulu 23 Ocak'ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimiyle ilgili bir duyuruda bulunmuş oldu. Artık anket sonuçları açıklanamayacak. Bakalım detaylarına. 23 Ocak milletvekilliği erken genel seçimiyle ilgili kamuoyu yoklamalarının bugün itibarıyla hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilan edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını açıkladı Yüksek Seçim Kurulu. Yine bu duyuruya göre bu yasağın internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığıyla yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı belirtiliyor. Ve bir sonraki gazeteyle devam ediyoruz. Bir sonraki gazetemiz Yeni Düzen gazetesi. Değerli izleyenler, evet değerli izleyenler, bakıyoruz Yeni Düzen gazetesine. Şimdi Yeni Düzen gazetesi ne paylaşmış? Aniden evde ölüyoruz, 40 günde 19 ölüm, 6'sı kalp krizi şeklinde özel haber kapsamında bir manşet haberi paylaştı bugün Yeni Düzen gazetesi ön sayfasından. Polis bilgilerine son aylarda yansıyan evde ani ölüm haberlerinin dikkat çekici bir boyuta ulaştığına işaret ediyor Yeni Düzen gazetesi. Resmi verilere göre ise geride bıraktığımız Aralık ayı ve içinde olduğumuz Ocak ayının ilk haftasındaki toplam 39 günde ise 19 ani ölüm haberlerinin kayıtlara geçtiğine işaret ediyor Yeni Düzen gazetesi. Bunlardan 6'sının kalp krizi veya kalp yetmezliğine bağlı ölümler olduğu tespit edilirken diğerlerinin çoğundaysa nedene ilişkin henüz bir açıklamanın yapılmadığına işaret ediliyor. Aralık'ta 10, Ocağın ilk haftasındaysa 9 ani ölüm başlığı var. Geride kalan Aralık ayında toplam 10 kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirirken içinde bulunduğumuz 2022'nin Ocak ayında ise henüz ilk haftadan 9 kişi ani ölümle hayata veda etti. 7 ve 8 Ocak tarihlerinde hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili henüz otopsi raporu açıklanmazken bir kişinin ise epilepsi nedeniyle evinde hayatını kaybettiği verilere yansıdı diyor Yeni Düzen gazetesi. Yeni Düzen gazetesinin bugünkü manşet haberi ise aslında ülkemizde belli bir süreden beridir vatandaşlarımızın evde ani ölüm sebebiyle hayatını kaybetmelerine ilişkin haberler oldu. Yine bir başka haberle devam ediyoruz. Seçime yönelik bir haber. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile alakalı bir haber. Barış ateşi yeniden yandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması yansıtıldı. Buraya kadar barışı federasyonu isteyenler geliyor şeklinde bir açıklama yaptı Erhürman. Erhürman'ın açıklaması var, fotoğraflar paylaşılıyor yapılan etkinlikten. Ancak haberin detayları iç sayfalarda olacak değerli izleyenler. Dilerseniz takip edebilmeniz mümkün olacak ve Kıbrıs gazetesinde de az önce paylaştığımız gibi Yeni Düzen gazetesi de paylaştı. İki trafik kazası, iki ölüm. Mausa Lefkoşa Anayolu'nda 4 yol kavşağı yakınlarında önceki gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Erman Kuşaf yaşamını yitirirken Girne'de de yeni yıl gecesi meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki Arsalan Ulhak da dün hayatını kaybetti. Ölüme yalnızca bir hafta dayanabildi. Ve bu haberi de paylaştıktan sonra yine
Bir başka özel röportaj kapsamında yayımlanan bir haberi de sizlerle paylaşalım. Detayları iç sayfalarda olacak ama yakında Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi doçent doktor Mahmut Çerkez Ergören, tedbir alınmazsa Şubat sonuna kadar 40 bine yakın yeni vaka olabilir diyerek tedbir ve hijyen önlemlerine dikkati çekmiş oldu değerli izleyenler. Bu şekilde ve bir sonraki gazetemizle şimdi devam ediyoruz. Diyalog gazetesi. Diyalog gazetesi bakalım 9 Ocak Pazar gününe ilişkin gelişmelere ilişkin hangi haberleri paylaşmış bugün ön sayfasından. Büyük acı şeklinde paylaştığı manşet haberiyle de Diyalog gazetesi aslında diğer iki gazetede de sizlerle paylaşmış olduğumuz gibi iki trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden iki farklı kişinin ölümüne yer veriyor. İhbar üzerine yola koyulan trafik amiri Hüseyin Kuşaf kaza mahalline vardığında ölenin kardeşi Erman olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı diyor Diyalog gazetesi. Bu ölümlere ilişkin paylaşmış olduğu haberde kardeşi olduğunu bilmiyordu. Gazi Mausa Lefkoşa Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Erman Kuşaf hayatını kaybederken olayın perde gerisinde müthiş bir aile dramının yaşandığı ortaya çıktı diyor Diyalog gazetesi. Elde edilen bilgilere göre Gazi Mausa Trafik Şube Amiri Hüseyin Kuşaf kaza olduğuna dair ihbar üzerine ekibiyle birlikte yola koyuldu. Meslek hayatı boyunca çok sayıda olaya tanıklık eden Amir Kuşaf, kaza yapan ve hayatını kaybedenin kardeşi olduğunu bilmeden olay yerine vardı deniliyor. Kardeşi Erman Kuşaf'ın cansız bedenini gören Hüseyin Kuşaf hem büyük bir şok hem de tarifsiz bir acı yaşadı. Yeni Boğaziçi'nde ikamet eden ve alüminyum işi yaparak ailesinin geçimini sağlayan Erman Kuşaf iki çocuk babasıydı. Kuşaf'ın genç yaşta ölümü sevenlerini çok üzdü diyor Diyalog gazetesi ve bu şekilde Erman Kuşaf'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir acı dolu bir durumu da paylaşıyor Diyalog gazetesi. Bu şekilde ve ön sayfada devam ediyoruz. Satışa hazırdı şeklinde bir haber, bir başlıkla hazırlanmış bir haber var. Uyuşturucuyla ilgili bir haber olacak bu. Çatalköy'de gerçekleştirilen çatal operasyonunda 312 gram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından ve bu kapsamda da iki kişinin tutuklandığı bildiriliyor. Yine ön sayfada adli haberler ve diğer yerel gelişmeler var. Öncelikle 7 gün direndi başlığıyla da az önce aktardığımız gibi Girne'de meydana gelen bir diğer trafik kazasındaysa ağır yaralanan Arsalan Ulhak hayatını kaybetti. Sadece 7 gün boyunca mücadele edebildi. Doğru karar başlığıyla bir diğer haberle devam ediyoruz. Başbakan Sucuoğlu devreye girdi. Doktorların poliklinik eylemi sona erdi deniliyor. Gazetesi bu haberi doğru karar başlığıyla aktarmış oldu. Ve vaka sayılarına ilişkin gelişmeler var. Kuzey Kıbrıs'ta 841, Güney Kıbrıs'ta ise 3959 yeni vaka tespit edilmiş oldu. Güney Kıbrıs'taki can kaybı ise 4 şeklinde açıklanıyor. Bu bilgi başlığa verildi. İhbar işe yaradı. Adli haberlerle devam ediyoruz. İhbar işe yaradı başlığıyla aktarılan habere göre balıkçının kamyonunda kilolarca gümrüksüz tütün ve vücut geliştirme hapının ele geçirildiği ifade ediliyor. Dayakla fuhuş, 21 yaşındaki Nijeryalı kızın pasaportuna el koyarak erkeklere pazarlamakla suçlanan kadının tutuklandığı ifade ediliyor. Ve demirle saldırdı başlığıyla son haber. Lefkoşa'da zorla bir binaya giren Cad Çakar, içerisinde kuş ve horozların bulunduğu kafesleri kırdı, demirle saldırdı başlığıyla aktarılan bir diğer haber. Ve Yeni Bakış gazetesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım Yeni Bakış gazetesi de 9 Ocağı ilişkin hangi gelişmeleri paylaşmış oldu? Hani indirim yapacaktınız diye soruyor Yeni Bakış gazetesi bugünkü manşet haberinde. Bakalım hep birlikte. Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Perşembe günü akaryakıtta indirim yapacağız açıklamasının ardından tam 13 gün geçmesine rağmen indirime gidilmediği yönünde bir bilgi paylaşıyor Yeni Bakış gazetesi ve soruyor manşet haberinde hani indirim yapacaktınız?
Başbakan Faik Sucuoğlu tarafından 27 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada akaryakıtla tüpgaza indirim yapılacağı söylenmişti diyor Yeni Bakış gazetesi. Ancak bu açıklamanın üzerinden 13 gün geçmesine rağmen hala herhangi bir indirimin yapılmaması vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Vatandaşlar başbakan tarafından yapılan indirim açıklamasının ülkede o dönem çok eleştirilen fiyatlar neden düşmüyor şeklindeki baskılara yönelik bir gaz alma operasyonu olduğu konusunda hemfikir oldu diyor Yeni Bakış gazetesi. Sosyal medyada sürekli olarak indirim konusunu gündeme taşıyan vatandaşlar fiyatların bir türlü düşmemesi yanında asgari ücrette hükümetin takındığı tavır nedeniyle geçim zorluğu yaşadıklarını belirterek Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümetini emekçi düşmanı ve sermaye yanlısı olarak suçluyor ifadelerine yer verdi. Yine sayfa 5'te devam edebilecek bir detay da aktaralım. Bir türlü açıklanmayan indirimle ilgili sosyal medyada yapılan bazı eleştirileri de paylaşıyor Yeni Bakış gazetesi. Her konuştukları yalan. Eğer arabayı sürmek için düşmesini beklersen araba garajda çürüyecek. Seçime yakın olacak, merak etmeyin. Koca başbakan yalan mı söyledi yani? Zammı onlar mı yaptı ki onlar indirsin? Böyle olacak derler. Böyle olur şeklinde de gelen bazı yorumlara da yer verdi Yeni Bakış gazetesi. Ön sayfada yer alan bilgilere göre bu haberin detaylarını 5. sayfada takip edebilmeniz mümkün olacak değerli izleyenler. Yapılması beklenen indirimlerle ilgili, zamlarla ilgili, akaryakıt ve benzinle ilgili son durumu aktarıyor Yeni Bakış gazetesi ve sürmanşete geçtik. Sürmanşette devam ediyoruz. Yıllık gıda fiyatı enflasyonu %58 diyor Yeni Bakış gazetesi. Yine bir başka ekonomiyle ilişkili haber. Aralık 2020, Aralık 2021 döneminde ekmek %96'lık artışla zam şampiyonu oldu. Süt %82, su %40, ellim %70, tavuk %87 daha pahalı oldu aktarılanlara göre. Ön sayfada yer alan diğer haberlerle devam ediyoruz. Mausa Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında 42 yaşındaki Erman Kuşaf'ın hayatını kaybettiğiyle ilgili haber Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasında. Ve bir başka üzücü haber, sevimli dostların canlarına kıydılar. Paşaköy ve Vadeli bölgesinde köpekleri zehirlediler. Var ve böyle bir haber var. Ve fuhuşa teşvikten yargılanacak. Lefkoşa'da meydana gelen fahişelik yaptırma, fuhuşa teşvik, cinsi münasebette bulundurma niyetiyle alıkoyma, soygun, şiddet tehdidi, darp suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı deniliyor. Bu haberin detayları da adli haber olarak iç sayfalarda olacak değerli izleyenler. Ve bu şekilde Kıbrıs Türk basınında 9 Ocak Pazar gününe yansıyan haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Az sonra Türkiye basınındaki gelişmelerle sabah habere devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, şimdi sırada Türkiye basını var. Sabah haberde saatlerimiz 8.30'u gösterirken Türkiye basınıyla devam ediyoruz ve ilk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesi cevap ve düzeltme metnidir dedi. Yine bir başka gelişmeyle devam ediyoruz. Yurttaş yoksullukla boğuşurken AKP lale devrini yaşıyor, lüks otelde gönül davası şeklinde bir başlıkla aktarılan bir başka haber var değerli izleyenler. 3 günlük oda fiyatı asgari ücretten fazla. Geçiyoruz bir diğer habere. Domateste yeni rekorun yolda olduğu belirtiliyor. Maliyet yükseldi, fiyat artacak. Ve geçiyoruz, ön sayfada devam ediyoruz. Hızlı tren hattının ilk bir hafta bedava oluşunu kıyak diyerek duyurdu Erdoğan'dan. Millete sadaka şeklinde bir başlıkla aktarıyor Cumhuriyet gazetesi ve bir diğer gazetemiz Milliyet gazetesi olacak. Devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle şimdi. Hulusi Akar'dan Yunanistan'a, Statiko'ya şükret şeklinde bir ifade geldi. Gazete bugün bu Bakan Akar'ın açıklamasını manşetinden aktardı. Yunanistan'a yapılan kara sularını 12 mile çıkarmanın tam zamanı değerlendirmelerine yanıt veren Savunma Bakanı Hulusi Akar,
otur oturduğun yerde şeklinde bir açıklamada bulunmuş oldu Yunanistan'a yönelik. Enflasyondaki müsilajı da kaldıracağız, gözyaşlarına bakmayacağız. Kılıçdaroğlu ve Tabipler Birliği'ne tepki, bu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıydı. 263 şehit madencinin anısı uzayda yaşayacak. Bu da yine ön sayfada yer alan bir başka haber. Ve geçiyoruz Akşam Gazetesi'ne değerli izleyenler. Bakalım Akşam Gazetesi neler paylaştı 9 Ocak gündemine ilişkin. Evlerden Irak olun, Kazakistan'a asker gönderen Rusya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi ve Rusya'nın cevabı ikiniz de evlerden Irak olun dedirtti şeklinde açıklanıyor. Blinken Rusya girince çıkmaz, Lavrov Amerika Birleşik Devletleri tecavüz eder. İki ülkenin de yapmış olduğu açıklamalar bu şekilde ve devam ediyoruz. Sahtekar ve yalancısınız Başkan Erdoğan, ortada aşı yok diyen Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki gösterdi. Karaman'da konuşan Erdoğan, Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla Türkovak aşısını üretiyor. Adamlar böyle bir şey yok diyor. Ya siz ne sahtekarsınız ne yalancısınız şeklinde Tabipler Birliği'ne yönelik bir açıklamada bulundu. Sert bir tepkide bulundu. Sarıkamış'ta 107 yıllık vefa. Ve geçiyoruz bir diğer habere. Omikron vücuttan 5,5 günde atılıyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Nurettin Yiğit aşı ve mesafe uyarısında bulundu. Ve geçiyoruz bir diğer gazeteye. Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Türkiye Gazetesi market fiyatları ucuzlayacak, devlet vergi indiriyor şeklinde bir manşet haberi paylaştı bugün ön sayfasında. Mal ve hizmetlerden alınan KDV oranı düşecek, vatandaş birçok üründe indirimi hissedecek, enflasyon gerileyecek. Bakan Nebati devrim gibi karar şirketlere de katkı sağlayacak deniliyor bu vergi indirimiyle alakalı olarak. Detaylarını iç sayfalardan takip edebilmeniz mümkün olacak. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var ön sayfada. Fırsatçıya acımak yok, fahiş fiyatla kasasını doldurmak isteyenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız dedi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Kazakistan ders olmalı. Yine ön sayfada öne çıkan önemli haberlerden bir tanesi de Kazakistan'la ilgili. Ortak Türk gücü derhal kurulmalı. Kazakistan'da yaşananları bölgeyi bilen uzmanlarla masaya yatırdık diyor gazete. 4400 gösterici gözaltına alındı Kazakistan'da. Devam ediyoruz. Bu sorunu da çözeceğiz. Bilgin sıra EYT'ye de gelecek dedi. Marketlere ceza kesildi. Reklamda ucuz, etikette pahalı olması dolayısıyla marketlere de fiyatlar konusunda ceza kesildiği ifade ediliyor. Sözcü gazetesiyle değerli izleyenler şimdi devam ediyoruz. Yılbaşında doğalgaza %25'i zam yapmışlardı. Şimdi de diyor gazete, sıcak illerde oturanlara doğal gazı geliyor dedi. Zamma doymayan iktidar doğalgaza iklim tarifesi getiriyor. Ilıman ildeki vatandaş belirlenen miktardan fazla gaz tükettiğinde faturası katlanacak şeklinde bir ifade yer alıyor. Yine devam ediyoruz. İstanbul'dan İzmir'e otoyla gidiş dönüş 1810 lira olarak belirlendi. Akaryakıtta bir yılda 46 kez zam yapıldığı da ifade ediliyor. Ön sayfada gezinmeye devam edelim. En düşük emekli maaşı 2500 lira, emekli vekillerin maaşı ise 18.748 lira. Emekli vekil geçinemiyoruz diyor. İğneden ipliğe peş peşe yağan fahiş zamlar emekli milletvekillerini de olumsuz etkilemiş. 3000'e yakın emekli vekile enflasyon farkı kadar zam verilmesi isteniyor şeklinde bir bilgi paylaşıyor Sözcü gazetesi. Kılıçdaroğlu romanlarla bir araya geldi. Okula giden tüm roman çocuklara burs vereceğiz dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu şekilde. Yine CHP'li Oğuz Kağan Salıcı da gazeteye bir açıklamada bulundu. Erdoğan'a kesinlikle oy vermem diyenlerin oranının %50'yi geçtiğini ifade ediyor. CHP'li Oğuz Kağan Salıcı gazetenin aktardığına göre. Ve Yeni Şafak gazetesiyle şimdi devam ediyoruz sayın seyirciler.
Yeni Şafak gazetesi, ambargolar teknolojimizi kendimiz ürettik, ambargolar Türkiye'yi durduramadı. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Almanya son 20 yılda büyük atılımlara imza atan Türk savunma sanayini durdurmak için her türlü yolu denedi. Kimi ülkeler anlaşmalara rağmen ürün satmadı, kimisi ihraç lisansı iznini engelledi, kimisi de gümrüklerde mallara el koydu. Türkiye ise engelleri bir bir aşarak yoluna devam etti diyor Yeni Şafak gazetesi. Üç türlü ambargo olduğundan söz ediliyor ve parçalara da el koyulduğu bilgisi var. Bu haberin detayları iç sayfalarda olacak. Sürmanşete doğru ilerlediğimizde, sahtekarsınız, yalancısınız başlığıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Türkovak aşısı konusunda Türk Tabipler Birliği'ne yönelik yapmış olduğu sert bir açıklama vardı. Erciyes Üniversitesi'nin Türkovak aşılarını ürettiği bilgisine yer verirken Erdoğan, Türk Tabipler Birliği'nin ise böyle bir aşının olmadığı şeklinde yapmış olduğu açıklamaya da sahtekarsınız, yalancısınız diyerek sert bir tepki vermiş oldu. Gazete Erdoğan'ın bu açıklamasını da sürmanşetten paylaşmış oldu. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki gazetemiz Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesi dövüştürüp atıyorlar şeklinde bir habere yer verdi bugün. Saldırgan köpek ırklarını kayıt altına alacak yasa 14 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Bu tarih yaklaştıkça yasa kapsamına giren tehlikeli ırk köpekleri sokağa, ormana, açlığa terk edenlerin sayısı artmaya başladı diyor Hürriyet gazetesi aktardığına göre. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği'ne Türkovak tepkisi şeklinde bir başlıkla, az önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkovak aşısı üzerinden Türk Tabipler Birliği'nin böyle bir aşı olmadığına ilişkin açıklamasına sert tepki verdi Erdoğan. Sahtekarsınız, yalancısınız demiş oldu verdiği sert tepkide. Ve Sabah gazetesine bakıyoruz değerli izleyenler. Sabah gazetesi ise yurdu demir ağlarla yeniden örüyoruz başlığını kullanarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya yer vermiş oldu. Başkan Erdoğan, ülkemizin dört bir yanı yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek, laf değil iş üretiyoruz dedi Erdoğan. Bu şekilde yine marketlerdeki fiyatlarla, fahiş fiyatlarla ilgili ve esnafın fiyatları düşürmemesiyle, yüksek fiyattan satmasıyla ilgili olarak da zamcıların gözlerinin yaşına bakmayacağız dedi Erdoğan. Yine raylara 220 milyar liralık bir yatırım yapıldığı da ifade ediliyor. Yüksek hızlı trenlerle ilgili olarak Kılıçdaroğlu'na CHP'den veto. Çanakkale Belediyesi'nde AK Partililerin liderimiz vaat etti, çiftçilere bedava elektrik verilsin önergesi CHP oylarıyla reddedildi deniliyor. Ön sayfada yer alan bir başka haber ve bu şekilde Sabah gazetesiyle de birlikte efendim Türk basınında da, Türkiye basınında da bugün 9 Ocak Pazar günü gündemine dair gazete manşetlerinde yer alan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık ve aslında bu şekilde de sabah haberin yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden gelişmelerle birlikte öncelikle saat 10'da ardından da 13'te sizlerle birlikte olmaya ve güne yansıyan haberlere birlikte bakmaya tabii ki devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyelim sizlere. Mutlu bir hafta sonu ve mutlu bir pazar günü sizlerin olsun. Yeniden görüşmek dileğiyle.